Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta en son alemin hudusunun ispatı konusundan başlamıştık, biraz okumuştuk. Genel olarak hudus delilinden bahsettik. Hudus delili işte alem, yani bir ispat vacip delili olarak alem hadistir. Her hadisin bir muhtisi vardır. Alemin de bir muhtisi vardır. O da Allah'tır şeklinde, basit bir şekilde ifade edecek olursak bu şekilde ifade edilen bir delil. Burada demiştik ki işte alem hadistir bizim iddiamız. Bunu ispatlamamız lazım. Her hadisin bir muhtisi var zaten, bu kıyasın kübrası, yani büyük öncülüğü, bu zaten ispata gerek duymaz. Sonuç zaten netice doğal olarak çıkıyor. Burada tabii alem hadistir derken bunun ispatlanması lazım derken işte kelamcılar ne yaptığını, alemi ikiye ayırdıklarını, cevher ve araz şeklinde. Sonra bu cevher ve arazların parça parça, yani arazların hadis olduğundan önce arazların hadis olduğunu ispatlayacaklar, sonra cevherlere geçecekler. Sonra cevher ve arazların bir bütün olarak alemi oluşturuyor bunu. Alemin hadis olduğu sonucuna nihayet varmış olacaklar. Bu sayede bu ispatlandıktan sonra hudus delili yerine gelmiş oluyor. Yani inşa edilmiş oluyor. Şimdi geçen hafta şurayı okuduk yani en son. İşte hani cevher ve arazlar var dedik. Öncelikle cevher ve arazın varlığını ispat etmek lazım. Yani dış dünyada var olduklarını ispat etmek lazım. Ondan sonra onlar hadis olduğuna dair bir hüküm verebiliriz. Bundan dolayı öncelikle subutul araz dedi. Yani arazların sabit olduğunun, dış dünyada var olduğunun, vakaya mutabık olduğunun, dış dünyada gerçekliğinin olduğunun delili dedi. Bunu zikretti. Yani işte bizler şeyi görüyoruz. İşte hareket ve sükun diye iki farklı şeyi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, ikisi aynı anda var olamıyor. Biri var oluyor, yok oluyor. Bu da onların var olduğunu gösterir. Ve bunlar nesnenin kendi zatından değildir. Zatından olsa, yani hareket ve sükun nesnenin kendi zatından. Yani nesneyi nesne yapan şey olurlarsa, bu durumda bir nesnenin aynı anda hem hareketli hem de sakin, hareketsiz olması gerekir. Bu da mümkün değildir. En son şurada kalmıştık. İşte arazların sabit olduğunu, yani dış dünyada gerçekliklerin olduğunu söyledikten sonra diyor ki Ebu Muin en-Nesefi rahimahullah, ثُمَّ الْاَعْرَادُ sonra arazlar, كُلُّهَا حَادِثَةٌ arazların hepsi hadistir. Yani sonradan var olmuşlardır. Urife hudusu ba'diyab. Onların bazısının hudusu biliniyor ya da bilindi. Biliniyor, bilindi. Bil hissi vel müşahedeti. His ve müşahedeyle. Yani duyular aracılığıyla biliniyor. His ve müşahede aynı şey. Nasıl? Yani diyelim ki bir cisim hareket ediyor. Biz o cismin hareket ettiğini görüyoruz, değil mi? Hareketi görüyoruz yani. Bu cismin hareketinin ezeli olmadığını biliyoruz. Ezeli değilse o hareket ona sonradan arız olmuştur. Ya da üste geçtiği üzere hareket cismin bir arazıdır. Yani cismin zatı gereği cisimde var olan bir şey değildir. Öyle olsa cisim var olduğu andan itibaren hareketli olması gerekir. Böyle bir şey yok. Sonradan arız oluyor. Bundan dolayı biz hareket eden bir cisim gördüğümüz zaman oradaki o hareketin hudusunu müşahede ile görüyoruz. Ve hudusu ezdadiha el münadimeti yok olan zıtlarının ise zıtlarının hudusunu ile inde hudusiha o arazlar hadis olduğunda yani ortaya çıktığında biliriz bir delili delille biliriz. Şimdi şunu söylüyor. Normalde şimdi bu arazlar konusu anlatılırken genelde zıt arazlardan, yani birbirine zıt arazlardan bahsedecek. Hareket, sükun, içtima, iftirak, işte renklerden siyah,
beyaz gibi bunlardan bahsedilir. Şimdi bizler hareket halindeki bir nesneyi gördüğümüz zaman onun o hareketinin hudusunu yani sonradan ortaya çıktığını müşahede ederek görüyoruz. Onun o münadim olan zıttı ve hudus ezdad ya zıtları yani o müşahedenin dışında kalan zıtlar var. Münadim eti yok olan yani daha varlığa gelmemiş, daha hadis olarak ortaya çıkmamış. O zıtlarını ise işte mesela hareketi biz duyu organıyla görüyorsak onun yok olan, daha varlığa gelmemiş olan zıttlığını ki o da sükundur örnek olarak. Onu da inde hudusiha normal bu hareket arazı ortaya çıktığında biz biliriz, bir delili delille biliriz. Yani onu biz duyu organıyla bilmeyiz, delille biliriz. Delil de şöyle, yani işte ne diyelim, yani nasıl diyelim, şöyle, işte iki zıt araz aynı anda var olamaz. Hareket arazı var olduysa, demek ki bundan önce bir sükun arazı vardı, o sükun arazı yok oldu. Ve yok olunca işte hareket arazı ortaya çıktı. Yani bu şekilde bir akıl yürütmeyle biliriz. Yani biz onu duyumuzla görmeyiz. Bizim duyumuza konu olan şey harekettir. Sükunu ise biz nasıl biliriz? Delille. Yani işte bu hareket sonradan ortaya çıksa öncesinde bir sükun vardı şeklinde bir akıl yürütmeyle bunu bilebiliriz. Bu tam tersi için de geçerli yani. Yani normal biz bir duran cismi gördüğümüzde onun o duraganlığının, o sükununun duyu organımızla biliriz ama onun hareketini ise yani bu sükuna işte hareket bir hareketten sonra vardı ya da işte bundan sonra hareket edecek şeklinde şeye onun ispatına da delille yani bir çeşit akıl yürütmeyle varırız. Zaten söylüyor. Feinnaha yani işte araz lemma kabilet el ademi ademi yani yokluğu kabul edince yani normal mesela hareket halindeyken durdu. Yani sakin oldu. Yok oldu yani. O araz yok oluyor. Ve inne lemme kabiletil ademe yokluğu kabul edince delalet etti ki enneha o kânet hadiseten onun hadis olduğuna delalet etti. Yani hareket varken yokluğu kabul edip yok olunca varlık alanından çıkınca bu da onun ne olduğunu gösteriyor, hadis olduğunu gösteriyor. Yani sonradanlığını gösteriyor. Demek ki kadim değil, ezeli, ebedi değil. Bu ona delalet ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Bunu daha önce de zaten söylemiştik. Muhtes olan nedir? Yani sonradan var olan şey nedir? Huvellezi, o şey ki yekûnü vücuduhu, onun varlığı oluyor. Ve âdemuhu, onun yokluğu oluyor. Fi hayyizil cevazi imkan hayyizinde yani imkan sahasında diyebiliriz buna. İmkan dahilinde, imkan sahasında oluyor. Rica ederim demek. Yani muhtes olan nedir? Muhtes varlığı da yokluğu da imkan alanında, imkan sahasında, imkan dairesi içerisinde olan şeydir. Yani varlığı da yokluğu da mümkün olan şeydir. Aslında burada muhtes derken burada imkanın tanımını yaptı. Burada Nesefi Hazretleri'nin işte bu dikkat çeken üslup ya da tarzından ya da seçtiği kelimelerden işte dikkat eden bir şey de burada hudusu işlerken biraz imkan delilinin bazı kelimelerini, bazı ifadelerini falan kullanıyor. Doğrudan imkan delili değil de, işte mesela muhtes, izil muhtes, muhtes nedir diye açıkladığı zaman, normalde muhtes, klasik bir kelamca sorulduğu zaman, yani hadis olan şey nedir? İşte yokken var olan şeklinde açıklanır muhtes olan. Yani hadis olan şey nedir? Yokken var olandır. Yani kadim olmayan. Kadim olmayanın zıttı ne? Hadis olan. Hadis olan ne? Yokken sonradan var olandır. Şeklinde tanımlanır. Ama burada burada Nesefi'nin yaptığı tanım mümkün varlık tanımı. O da ne? Huvellezî yekûnü vücûdû ve âdemû fî hayyizil cevâz.
varlığı ve yokluğu imkan dahilinde olan diyor. Buna sonra yine değineceğiz yani bu imkan kavramına, Kudüs'ü imkan kavramına yaklaştırma tercihi ileride şeyde de bu diğer başlıkta da gelecek. Diyor ki فَاَمَّا الْقَدِيمُ قَدِيمُ ise فَهُوَ الْوَاجِبُ الْوُجُودُ O vacibül vücuttur. Yani zorunlu varlıktır. Lizzati zatı gereği yani kendiliğinden hiçbir şeye muhtaç olmadan zatı gereği, zatından dolayı vacibül vücut zorunlu varlıktır. Yani burada da gördüğünüz gibi normalde klasik kelamcıya göre kadim işte Allah'tır. Kadim derken yani de kadim Teala derler. Kadim Allah'tır derler. Ama işte fehu emmel kadimu fehu vacibul vücud işte o zatı gereği zorunlu varlıktır şeklindeki bir Allah hakkında yani vacibül vücut ifadesinin lafzının kullanılması bu da yine kelam için yani Nesefi'nin yaşadığı dönem için yeni sayılan ifadelerden biri yani kelamın felsefileşmesi dediğimiz şeyin farklı boyutları var bunlardan bahsetmiştik. Bunlardan işte bir tanesi de artık felsefe terminolojisinin yani o terimlerinin, o ıstılahlarının kelamcılar tarafından kullanılıyor olması. İşte yani varlığın üçlü taksimi şeklinde dediğimiz işte zorunlu varlık, mümkün varlık bir de işte imkansız, muhal varlık. Yani muhal zaten varlığa gelmiyor da ya da işte ikili taksim, mümkün varlık ve zorunlu varlık şeklinde taksim. Yani burada aslında kelamcılar klasik yani mütekaddimun döneminde kıdem hudus kavramlarını daha çok kullanıyorlar. Hatta hep onu kullanıyorlar. Ama sonradan artık bu işte vacip yani vacip burada fıkıhtaki vacip değil öyle anlamayın. Zorunlu varlık anlamında bir de mümkün varlık onu şey yapıyor. Bunlar onu kullanmaya başlamış yani Nesefi. Demek ki Nesefi'nin döneminde Nesefi de bu nasıl diyelim kelamın değişim yaşadığı aşamalardan birini yaşamış yani salt mütekaddimun dönemi kelamını yansıtmıyor bir farklılık var. Tabii burada şu muhtesi anlatırken imkan mümkün lafzını terimini ıstılahını kullanmadı ama şeyde yani bu kadim mevzubahis olunca direkt vacibül vücut dedi. Mesela mümkünül vücut şeyini kullanmadı. Sadece mümkün varlığın tanımını yaptı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Feyekûnû yani Allahu Teala zorunlu varlık olduğu için zatı gereği feyekûnû olur müstahil el ademi yani yokluğu müstahil yani imkansız muhal yokluğu zorunlu varlık olduğu için onun yokluğu muhaldir, imkansızdır, akıl dışıdır. Tamam mı? Şurada yani şu daha önce de söylemiştik de yine de söyleyeyim. Yani Allahu Teala vacibül vücuttur. Yani kadimdir. Allah'ın kıdemi, vacibül vücutluğu zatı gereğidir. Yani zatından kaynaklanır. İşte burada işte hani filozoflar aleme de kadim diyorlar. Kendi teorilerinin bir gereği olarak. Hani onların alem zatı gereği kadimdir demiyorlar. Bundan dolayı yani onların tekfir edilmesi meselesinde yani tekfir edilmemeleri gerektiği kanaatindeyim ben yani. Yani İmam Gazali tamam tekfir etmiş ama onlar yani işte alem kadimdir derken yani oradaki kıdemi Allah'ın kıdemliğine eşit bir kıdem olarak görmüyorlar. Zatı gereği değil diyorlar. İkincisi alem kadimdir derken aleme bir uluhiyet atfetmiyorlar. Yani normalde kıdem hani Allah'ın bir sıfatı. Oradaki onların aleme yükledikleri kıdemle Allah'a yükledikleri kıdem aynı şey değil. İkincisi bir uluhiyet atfetme yok. Bundan dolayı yani tekfir edilmelerini gerektirecek bir husus yok. Yani filozoflar belki tekfir edilecekse başka bir şeylerden edilebilir bir kelamcı açısından ama buradan edilmez benim kanaatim. Yani bir nefsi diyebilir miyiz? Yani kıyam bir nefsi Allah'ın sıfatı. Yani kıyam bir nefsi vacibül vücut aslında aynı şeyler. İşte varlığı kendinde kıyam bir nefsi yani işte nasıl tercüme ediyorlar? Yani varlığı kendinden olan mı? Her şeyin kendisiyle kayım oldum. Türkçede ne diyorlardı onu unuttum.
Yani neyse, yani vacibül vücut, kıyam bir nefsi, hepsi aynı anlama geliyor. Yani varlığı kendinden olan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, hiçbir şeyin her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisine hiçbir şeye muhtaç olmadığı anlamına geliyor. Bu anlam oradan da söylenebilir. Yani normal işte filozofa göre Allahu Teala kaimun bi nefsidir. Kendi kendine kaim olandır. Alem ise mümkün varlıktır. Onlar zaten alemi mümkün varlık olarak görüyorlar. Alem mümkün varlıktır ama onu kadimdir. Kadimli işte zamansal bir kıdemdir. Zatı gereği değildir diyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet, şey söyledik. Dolayısıyla alem ne oluyor? Şey, Allahu Teala ne oluyor? Yokluğu imkansız oluyor. Yani zorunlu varlık demek, varlığı zorunlu yani. Onun zorunlu zaten demek, tersini düşünmenin imkansız olduğu şey demek. Tersi ne? Yokluk. Varlık zorunlu ise yokluğu imkansız oluyor. Feekûnû. Dolayısıyla feekûnû olur. Cevazul ademi. Yani yokluğun imkanı ve tahakkukuhu ve yokluğun gerçekleşmesi, tahakkuku delilel hudusi, hudusun delili olur. Yani bir şey hakkında adem, yokluğun mümkün olması. Yani bir şey onun yok olması mümkündür diyebiliyorsanız ve onun hakkında yokluk bil fiil gerçekleşiyorsa, tahakkuk ediyorsa, bir şey hakkında bu mevzu bahisse, bu durumda bu ne oluyor? Onun işte yokluğunun imkanı ve gerçekleşmesi delil-i hudus, onun hadis olduğunun delili oluyor. Yani bir şey sonradan var oluyorsa, onun hakkında yokluk düşünülüyorsa, o nedir? Hadistir. Böyle söylüyor. Ve izekânetil e'râdu külluha, arazların hepsi olunca, muhteseten muhtes olunca, ve yestahilu, ha şuraya kadar şimdi şeyi söyledik, şimdi buraya kadar arazların hudusunu işledi. Yani araza yine bir özetleyecek olursak, işte arazlar, zıt iki araz vardır mesela, hareket ve sükun gibi. İşte hareket ettiği esnada biz duyu organımızla onun sonradan varlığa geldiğini görürüz. İşte o var olmuşsa zaten arazlar nesne yüklenen anlamlardır dedi ya. Demek ki onun öncesinde başka bir araz vardı. Onu da delille biliriz dedi. Ve kelamcılara göre zaten devam edecek. Şimdi arazları ispat ettikten sonra cevherlerin de arazlar sebebiyle niçin hadis olduğunu anlatacak burada. Ve izekânetil e'râdu külle muhteseten, arazların hepsi hadis olunca, ve yestahilu huluvul cevheri olunca, yestahilu huluvul cevheri anha, cevherin hali olması, uzak olması, yalın olması ya da yalıtılmış olması, soyutlanmış olması, soyulmuş olması, huluva da ne derseniz, cevherin ayrılmış olması müstahildir anha, ya arazlardan. Cevherin arazdan ayrılması müstahildir, muhaldir. Yani ne demek? Yani cevher ve araz hep beraberdir, hep yan yanadır. Yani bir tanesi var, diğeri sonradan onun üzerinde ortaya çıkıyor şeklinde değil. Cevher hep arazla vardır, araz hep cevherle beraber vardır. Yani birinin varlığı diğerinin varlığını öncelemiyor. Birinin varlığı diğerinin varlığını aşmıyor, geçmiyor öbür tarafa. Yani ne önce ne sonra. Cevher ve araz hep aynı anda varlar. Bunu söylüyor. Ve yestahilu huluvul cevher. Cevherin hali olması. Yani arazdan hali olması, uzak olması. Yani arazsız geçirdiği bir zaman mümkün değildir, muhaldir diyor. Bilmem anlatabildim mi? Şu çizgi fazla. İz vücudu cevhereyni, zaten açıklıyor. Çünkü diyor vücudu cevhereyni, iki cevherin mevcudiyeti, gayra müftarikayni, ayrık olmaksızın. Yani cevher, şimdi bu zıt arazlardan, mesela hareket ve sükun. Siz iki cevheri ne hareketli ne de
sükun halinde olmadan düşünemezsiniz. Yani ikisinden birindedir muhakkak. Diyor ki iz vücudu cevhereyni, iki cevherin varlığı gayra müfterikayni, yani ayrı buradan müteferrikayni müteferrikayni. Yanlış da yazmış olabilir de genelde müfterikayn diye. Müfterikayn, müteferrikayn. Neyse her ikisi de aynı şey. Müteferrikayn diyelim. Müteferrikayn yani ayrı olmaksızın. Ve la müştemiayni yani bitişik olmaksızın varlığı ve tevehhumu cismin bir cismi tevehhüm etmek, düşünmek, varsaymak. Fi mekanin bir mekanda fi haletil bekai beka halinde yani varlığı esnasında var olduğunda bir mekanda bir cismi düşünmek gayra müteharrikin hareketsiz olarak ve le sakinin sükunsuz yani ne hareketli ne hareketsiz olarak düşünmek muhalün muhaldir. Bu muhalün haberi hem bu vücudun haberi hem de bu tevehhümün haberi. Yani bir cevheri, iki cevheri hem hareketsiz, şey hem bir arada olmayan hem ayrık olmayan şekilde düşünmek muhaldir diyor. Bir cismi ne hareketli ne hareketsiz düşünmek muhaldir diyor. Yani muhakkak ikisinden biri olması gerekiyor. Tamam teşekkür ederim. Müteferrikeynmiş yani şeyde de kitapta da tamam. Ve keza huluvul cevahiri cevherlerin hali olması, ayrık olması, uzak olması, soyutlanmış olması, soyulmuş olması şeydir. Yani muhaldir. Yani yine huluvul cevahiri cevherlerin hali olması. Anil elvani külliya, bütün renklerden hali olması. Şimdi burada üstte zıt olan, iki değerli olan arazlardan örnek verdi. İçtima ve iftirak dedi. İşte hareket ve sükun. Bunlar iki değerli. Yani bunlar müsbet menfi. Bunun şeyi yok. Arasında ara değerler yok yani. Sadece iki tane iki şık var. Bir de fazla şıklı olan şeyler var. Renkler gibi. İşte cevherlerin diyor anil elvani külla bütün renklerden soyutlanmış olması nedir? Bu da muhaldir diyecek. Yani siz bir cevheri renksiz düşünemezsiniz. Muhakkak bir renkten birindedir yani bir nesne. Ve tuumi tat. Yani tatlardan hali olması. Ve revahi kokulardan hali olması nedir? Mimma yuhiluhul aklu aklın muhal gördüğü şeylerden. Yani akıl bir nesnenin hareketsiz ve İşte hareketli ve sükun olmaksızın olmasını, var olmasını muhal görür. Tüm renklerden soyutlanmış olmasını muhal görür. Tüm tatlardan, tüm kokulardan, her şeyden yani ne kadar aklınıza araz geliyorsa onlardan hali olmasını ne yapar? Muhal görür. Ben zaten demiştim yani bizim duyu organlarımızla gördüğümüz şeyler arazlardır. Biz nesnenin kendisini yani belki dokununca o varlığıyla irtibata geçiyoruz ama normalde nesne bize sadece arazlarını sunar. Öyle demiştik. Biz sadece arazlar üzerinde nesneyle irtibata geçiyoruz yani. Kema yuhilu ictimaul mutadadeyni. Nasıl ki iki zıt olan şeyin işte hareket ve sükunun ictimasını bir araya gelmesini akıl muhal görüyorsa bu şekilde bunlardan hali olmasını da fi mahallin vahidin fi vaktin vahidin bir konumda, ay bir zamanda, yani aynı zamanda, aynı konumda iki zıttın bir araya gelmesini nasıl akıl muhal görüyorsa burada anlattığını da muhal görür. Yani bir nesne aynı anda, aynı mekanda hem hareketli hem sükun halinde olamaz. Tamam mı? Burada belki şeyden biraz yani bahsedebiliriz. Yani Türkçe'de şey var. Zıt kavramı var. Değil mi? Burada da geçti. Zıt kavramı. Burada zıttan geliyor. Şimdi zıt deyince ne anlıyorsunuz? Şimdi Türkçe'de mesela şey var. Ne diyelim? Siyahla beyaza da zıt diyorlar.
Neyse. Ve ize istehale. Neyse o konuya girmeyelim. Bu konu biraz şey gidiyor. Biraz mantıkta aslında anlatılıyor yani. Çelişik kavramlarla zıt kavramlar. Türkçedeki zıtlık, Arapçadaki çelişik kavramlarla zıt kavramlar ikisini birden içine alacak derecede geniş kullanılıyor. Mesela değil mi? İşte siyahın zıttı beyazdır deniyor. Normalde zıttı olabilir de onun çelişiği değildir yani. Neyse ona bakarsınız yani mantıkta. Ve ize istehale huluvul cevheri. Cevherin hali olması, uzak olması muhal olunca anha arazlardan istehale muhal oldu. Sabkul cevahiri, cevherlerin sebkiyat etmesi, öne geçmesi yani aleyha arazların önüne geçmesi de muhal oldu. Yani nasıl ki geri kalmıyor, yani huluv, yani ondan ayrı kalmıyor, onun önüne de geçemiyor. Yani dediğim gibi cevherle arazlar hep şey var, aynı anda varlar. Ne huluv ediyor, yani ne araz bundan ya da cevher bundan ayrılıyor, ne de bunun önüne geçiyor. Yani alta düşüyor, ne üste çıkıyor. Ve ize istehale huluvul cevahiri anha arazlardan istehale sabkul cevahiri aleyha arazların cevherlerin arazlara sebkiyat etmesi yani öne geçmesi de muhal oldu. Lima çünkü enne fissabki çünkü sebk etmede öne geçmede huluv vardır. Yani diyelim ki cevher öne geçtiği zaman bir saniye o bir saniye öne geçmede arazsız olduğu bir zaman vardır. Değil mi? Yani öyle olur. Bundan dolayı öne geçmede geri kalmada da ne vardır? Hep huluv vardır. Yani o cevherin arazsız kalma durumu vardır. Bu da nedir? Bu da şey değildir. Neydi? Muhaldir yani öyle diyelim. Yani kudret ve acziyet olabilir. Genelde çelişik kavramı azdır zaten. Varlık yokluk, hareket sükun işte gibi yani az çok az kavram az var. Evvel huluvu muhalu. Huluv ise muhaldir. Yani cevherin arazsız olarak kalması muhaldir. Yani hep beraber olmaları lazım. Burada aklınıza şu gelebilir. Normalde diyoruz ki biz arazlar anlık olarak yaratılır. Yani cevher sabittir. Arazlar anlık olarak yaratılır. Bu nasıl oluyor diye. Kelamcılar burada işte teceddüdi emsal denilen bir görüşleri var. Yani diyorlar ki cevher normal cevher olarak sabit kalıyor. Ondan hiçbir zaman araz yok olmuyor. Yani burada anlattığı şey. Ama araz mesela diyelim ki renk arazı Allahu Teala bir renk arazı anlık var oluyor. Var olduktan sonra yok oluyor anında. Ondan sonra bir tane daha işte teceddüdi emsal. Yani emsal yani misil benzerlerin teceddüdü yenilenmesi. Allahu Teala aynı misilde, aynı örnekte bir rengi bir daha orada teceddüt dedi yaratıyor. Bu şekilde nesnelerin arazlarını yaratmak suretiyle nesnelere devamlılık veriyor Allahu Teala. Bir arazı yaratmadığı anda zaten o nesne yok oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. İşte kelamcılara göre külle yevmin huve fişan ayetinde geçen İşte Allahu Teala orada küllü yevmin huve fişen oradaki yevm aslında an anlamında. Yani Allahu Teala her an bir şendedir. Şen yani bir eylem içindedir. Bir fiil içerisindedir şeklinde anlıyorlar bunu her an. İşte o her an nedir? İşte nesnelere her an şey yapıyor. Varlık veriyor yani. Yani Allahu Teala'nın hani kelamcıların varlık tasavvurunda ne var? Allahu Teala aleme müdahale ediyor. Yani işte deistlerin ya da biraz da nasıl diyelim filozoflar gibi hani alemi yarattı kendi haline bir nizama bağladığı gibi bir şey yok yani. Allahu Teala anlık aleme her an ne yapıyor? Müdahale ediyor. Nasıl müdahale ediyor? İşte bu şekilde. Yani o arazlara ikinci bir zamanda varlık tekrar varlık vererek teceddüdi emsalle bu şekilde sürekli aleme müdahale ediyor. Neyse fekâne sebk muhalen bundan dolayı şey oldu yani öne geçme oldu muhalen muhal oldu. Feizen lem tesbik o zaman yani bu durumda lem tesbik
cevherler sebkiyat edemez, geçemez. El arazi arazların önüne geçemez. Zaten bunu söyledi. Ve ma lem yesbikil hadise, hadisi hadistir. Yani şimdi arazlar hadisti. Arazlar hadisti. Arazların önüne geçemeyen, sürekli arazlarla beraber var olan şeyin de o zaman hadis olması lazım. Çünkü araz hadisinin zaman bir zaman içerisinde var oluyor. Bunun gibi onunla beraber var olan ve onunla beraber yok olan cevherler de ne oluyor? Onlar da hadis oluyor. Ve ma lem yesbikil hadise, hadisi geçemeyen şey fe huve hadisun zarureten, o da zorunlu olarak hadistir. Li müşareketihi, yani ortaklık ettiği için, el muhtese, muhtes olana, yani o araza ortaklık ettiği için, fi ma kâne li ecli muhtesen, yani fima yer ki kâne oldu li eclihi, onun sebebiyle muhtesen. Yani bir sebebiyle muhtes olduğu, hadis olduğu şeyde ortaklık ettiğinden dolayı, müşareketil muhtese, muhtese ortaklık ettiği için, muhtes olması gerektiği gerekçede ortaklık ettiği için, o da nedir işte sonradan olma. Onda ortaklık ettiği için, muhtese ortaklık ettiği için o da zorunlu olarak muhtes oluyor. Bu da zaten söylüyor, yani dedi ya, fima o yer ki kâne idi oldu ya da li ecli muhtesen, onun gerekçesiyle, onun sebebiyle muhtes oldu. O da nedir? Ve hu, o da, o gerekçe de nedir? Enne li vücudihi iptidaen, onun varlığının bir başlangıcı vardır. Şimdi varlığının bir başlangıcı olması sebebiyle bir nesne muhtes oluyor ve bu gerekçede, yani varlığının başlangıcı olmasında cevher araza müşareket ettiği için, ortaklık ettiği için o da ne oluyor? Muhtes oluyor, hadis oluyor. Vallahul muvaffik, başarıya ulaştıran Allah'tır. Burası biraz böyle teknik gitti ama yani genel olarak özetlediğim şekilde, yani önce arazların ispatı geliyor, sonra arazların hudus olduğunu ispatı geliyor. Sonra diyor ki arazlarla cevherler beraberdir. Ne öncesi vardır ne sonrası vardır. Yani ikisi beraber başlar, beraber biterler. Cevherler arazlardan ayrık olamadıklarına göre cevherler de hadistir. Bir bütün olarak alem hadistir. Ve dehale tahta hazi delaleti, bu delaletin, yani bu delillendirmenin altına girdi. Cemiu eczail alemi, alemin bütün parçaları. Yani biz diyor ki küçük ölçekte cevher ve arazlardan bahsettik. Sen bütün olarak alemin hepsini de bunun içine dahil et. Zaten tüm kelamcılara göre bütün alem cevher ve arazlardan oluşuyor. Bunun için küçük olarak da bir şey düşünseniz, büyük olarak da bir şey düşünseniz, sonuçta o yine cevher araz kategorisine indirgeniyor. Yani oraya geliyor nihai noktada. Yine aynı sonuca varıyoruz. Dehale tahta hazi delaleti, bu delaletin, yani bu delillendirmenin altına girdi. Cemiyu ecza ile alemi, alemin bütün parçaları. Min beyaniye, min semavati, gökler, vel eflaki, felekler, ve nucumi, işte yıldızlar, ve es seyyareti, yani gezegen, seyyare olan yıldızlar, ve gayriha, ve diğer seyyare olmayan, yani sabit yıldızlar, vel aradin, işte yerler, yani yedi kat yer, ve ma fiha, işte yeryüzündeki, minel bihari denizler, vel cibali dağlar, ve nabati bitkiler, vel cemadi cansız varlıklar, ve gayri zelke, bunun dışındaki her şeyde cevher araz kategorisine giriyor. Ve cevher araz kategorisine giren her şey de bu bahsettiğimiz delillendirme yöntemiyle ne oluyor? O da hadis oluyor. Genel olarak kelamcıların aleme bakışı, alem ontolojileri bu şekilde işliyor. Burada yani diğer mufassal eserlerde daha ayrıntılı işlenen şey işte arazların, çünkü cevher sabittir, cevher bir tanedir yani. Yani tek, nasıl diyelim, türdeştir yani tüm cevherler. Burada farklılaşan şey arazlar. Şimdi araz nedir? Yani bizim araza dair duyumuz nasıl hisseder, arazların kategorileri nelerdir, işte renkler nasıldır falan gibi, bunlar uzun uzun böyle mufassal eserlerde artık arazlar uzun uzun incelenir olarak sıfat. Bir nesnenin sıfatı olarak, Allah'ın sıfatları değildi. Onlar da bu konulara bağlantılı
olarak, Aras konusuna bağlantılı olarak ele alınır. Faslun fi ennel aleme lehu muhdisun. Alemin bir yara konu. Sümme lemma sebete. Sonra lemma sebete sabit olunca ennel aleme muhdesun. Alemin muhdes olduğu, yani sonradan olduğu sabit olunca, yani bunu ispatladık değil mi? Hudus delilinde alem hadistir önermemizi ispat ettik. Bu sabit olunca el muhtesu muhtes ise tanımlıyor. Ma kâne caizel vücud. Muhtes ma kâne caizel vücud. Varlığı caiz olandır. Yani mümkün olandır. Muhtes. Burada da yine gördüğünüz gibi muhtesi mümkün varlık şeklinde tanımladı. Normalde muhtesin tanımı kelamcıya göre ma lehu bidayet. Yani bidayesi başlangıcı olan ma li vücudihi bidayet. Üste de burada da söylediği bu. Varlığının başlangıcı olan şeydir normalde. Ama burada ne yapıyor? Şeyi muhtesi mümkün varlık tanımıyla tanımlıyor. Muhtes mükâne caizel vücud. Varlığı caiz olandır diyor. Yani caizel vücut da mümkün anlamına geliyor. Ve ma kâne caizel vücut mümkün varlık olan ve ma şey ki kâne idi caizel vücut mümkün varlık idi. Kâne caizel ademi onun yokluğu da mümkündür. Varlığı mümkün olan şeyin yokluğu da mümkündür. Yani o zaten mümkün varlık zamanın içinde bir zamanda var oluyor. Değil mi? Bu durumda ne oluyor? Onun yokluğu da mümkün oluyor. Ya da şöyle diyeceğim. Zamanın bir zamanında var oldu ama bundan sonra varlığı devamlılık teşkil etmiyor. Yani bir noktada ne olması lazım? Yok olması lazım. Hiç yoktan aklen. Yani bu böyledir. Yani zaten imkanın, mümkün varlığın tanımı varlığı ve yokluğu mümkün olan şey şeklindedir. Şimdi ve ma caza aleyhil vücudu vel ademu kendisi hakkında ve ma o şey ki caza aleyhi onun hakkında yani mümkün olduğu el vücudu varlık vel ademu yokluk mümkün olan kendisi hakkında varlığın ve yokluğun mümkün olduğu şey lem yekun vücudu onun varlığı olmaz min muktadiyati zati zatının gereği olmaz. Yani bir şey hem varlığa hem yokluğa muhtemelse yani ihtimalliyse her iki ihtimal de var ise bu durumda ne olur? Onun varlığı kendi zatı gereği olmaz. Yani zatından kaynaklanmaz. Bir dışarıdan bir etki, bir güç ne yapar? Onu yokluktan varlığa çıkarır. Bir de okuyorum. Ve macaz aleyhi vücudu vel ademi. Kendisi hakkında varlığın ve yokluğun mümkün olduğu şey lem yekün vücuduhu onun varlığı olmaz mi muktadiyati zati zatının gereklerinden biri olmaz. Fe lem yekün ihtisasu bil vücudi onun varlığa mahsus olması yani varlığa mahsus kılınması yani var edilmesi olmaz dunel ademi yokluğa değil de varlığa mahsus olması yani onun var kılınması olmaz. Hususen ba'de makane ademen yani yok ol özellikle diyor hususen ba'de makane ademen yok olduktan sonra onun varlığa mahsus olması olmaz. İlla olur bir tahsisi muhassisin bir muhassisin. Yani onu o varlığa tahsis eden belirleyen getiren bir muhassisin tahsisiyle yani onayıyla, tercihiyle işte yaratmasıyla olur. Yani dışarıdan bir güç gerektir. Yani ne dedik? Mümkün varlık, varlığı ve yokluğu mümkün olan şeydir. Peki varlığı ve yokluğu mümkün olan şey varlığa geldi. Önümüzde diyelim ki şu kalem var. Bu kalem varlığa geldi. Görüyoruz. Demek ki bu mümkün varlık yokluktan varlığa bir şekilde çıkmış. Bu durumda bunun varlığa vücuda mahsus olması diyor ya lem yekun ihtisasu bil vücud onun varlığa mahsus olması yani varlığa gelmesi sadece nedir? Bir tahsisi muhassisi
bir muhassisin tahsisiyle, tercihiyle olmuştur. Yani o tarihi süreç içerisinde bir muhassisin, bir tercih eden, yani bu muhassis Allah oluyor, öyle düşün. Bir Allah'ın, bir gücün, bir kudretin, bir ilahın onu tahsis etmesiyle olmuştur. Ve lihaza, bundan dolayı la yesbutu, sabit olmaz, binaun, bir bina, bidunil bani, yani onu bina eden, inşa eden olmaksızın bir bina ne olmaz, sabit olmaz, var olmaz. Fela budde, gereklidir min muhdisin lehu, bir muhdis, yani onu var eden, ehdesehu, onu var eden bir muhdisin varlığı gereklidir. Ve hassahu bil vücudu, onu vücuda, varlığa mahsus kılan bir muhdis gereklidir. Bir muhdis ki onu var etmiştir ve hassahu bil vücut, onu ne yapmıştır? Varlığa mahsus kılmıştır. Yani ona varlık vermiştir. Böyle diyebiliriz. Arada sesim kesiliyor mu? Sanki şey oldu. İnternet yavaş gibi bir uyarı geldi de. Sesim kesilmiyor değil mi arada? Vallahul muvaffik, başarıya ulaştıran. Tamam. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Şimdi buraya tekrar yine dönüyoruz. Burada başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde biz hudus delilini anlatırken dedik ki işte alem hadistir. Her hadisin bir muhtisi vardır. İşte alemin de bir muhtisi vardır. Genel olarak hudus delili bu şekilde kuruluyor. Şimdi o alem hadistir derken orayı ispatladık. İşte cevherdir dedik, arazdır dedik, orası gitti. Şimdi burada o büyük, yani büyük öncülümüz neydi? İşte her hadisin bir muhtisi vardır. Her hadisin bir muhtisi vardır önermesi, bir muhtisi vardır. Yani bu külli kıyastaki kübramız, büyük öncülümüz, her hadisin bir muhtisi vardır. Bu illet-mağlul ilişkisine dayanan bir şey, bir önerme. Yani işte hiçbir şeyin sebepsiz olamayacağı şeklinde, her mağlulün bir illeti olacağı. Yani bir bina varsa, o binayı var eden bir bani'nin olduğu, işte bir evren varsa o evreni var eden bir şeyin olduğu, yani illet malul ilişkisine, sebep sonuç ilişkisine, işte ya da sebep müsebbep ilişkisine, işte buna dayanıyor. Bu şekilde, yani hudus delili genellikle bu şekilde kuruluyor. Burada işte bahsettiği la yesbutu binaun bidunil bani aslında bunu söylüyor. Yani diyor ki işte dedik ya her hadisin bir muhtisi vardır. Her binanın bir banisi vardır. Bu illet malul ilişkisine dayanan bir şeydir. Hudus delili bu şekilde kuruluyor. Bir de bu ara bizim büyük öncül dediğimiz şey var ya, büyük öncülü bazen şu şekilde kuruyorlar. İşte yine alem hadistir diyoruz. Bizim sabit, yani ispat ettiğimiz cümlemiz, önermemiz. İşte şimdi alem hadis ise sonradan var olmuş yani. Tamam. Yani hadis demek sonradan varlığa gelmiş demek. Yani tarihin bir zamanında varlığa gelmiş şey demek. Şimdi tarihin bir zamanı diyelim ki 1000 sene önce ya da 1 milyon sene önce. Şimdi orada o 1 milyon sene önce nokta atışı, o tahsis deniyor. Yani tahsis etme, hususileştirme, tahsise, yani daha Türkçe ne diyebiliriz yani. İşte o tahsis, o belirleme zamanı var değil mi? O zaman her hadisin bir şeyi vardır. Tahsis edildiği bir zamanı vardır değil mi? Öyle olur değil mi? Hadis dediğimiz şey sonradan var oldu. Diyelim ki alem hadistir dedik. Bir işte dedik ki her hadisin bir muhtisi vardır. Yani bir şeyse, bir sonuçsa bunun bir sebebi vardır. İşte bir mağlulsa bir illeti vardır. Buradan gidiyoruz. Bir de şey olarak tahsis var. Tahsis yani ne? Alem hadisse diyelim bir milyon yıl önce Allah-u Teala yarattı alemi. Ya da işte alem var oldu diyelim. Hani ispat vacip yapıyoruz. Şimdi burada neden bir milyon bir yıl önce değil de işte 999 bilmem yıl değil de
bin yıl değil de niçin bir milyonuncu yıl? Yani o nokta başladığı yer var ya işte tahsis, oraya sabitleme. İşte bu durumda delili şu şekilde kuruyoruz. İşte alem hadistir. Yani tabii biraz uzuyor anlatacağım, daha basit olmuyor ama alem hadis olduğu için tarihin bir zamanında varlığa tahsis edilmiştir. Yani hassahu bil vücut dediği şey varlığa tahsis edilmiştir. İşte yani şöyle oluyor. Her hadis, yani büyük öncülümüz böyle oluyor. Her hadis varlığın işte bir tahsis zamanı vardır. Bir muhassisi vardır. Böyle oluyor. Muhassis. Yani burası sanki biraz karışık oldu. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani anladınız mı burayı? Arkadaşlar, ses var mı? Anlamadıysanız bir daha anlatayım. Mesela. Evet hocam, iyi, güzel. Şimdi böyle olunca bizim buradaki büyük öncülümüz şey oldu. Her hadis varlığın bir muhassisi vardır. Yani onu zamanın o zamanında tayin eden, odaklayan, o noktayı tercih eden bir muhassisinin olması lazım. İşte o muhassis de nedir? İşte diyecek, yani biz ne diyoruz? İşte alem hadis, her hadisin bir muhassisi vardır. Alem de hadistir diyoruz. İşte her hadis varlığın bir muhassisi vardır. Her hadisin bir muhtisi vardır. Alemin de bir muhtisi vardır. Ya da işte alemin de nedir? Bir muhassisi vardır şeklinde şey yapıyoruz. O da Allah'tır işte. Alemin de bir muhassisi vardır. Şimdi normalde anlatılan işte hudus delili üstte benim bahsettiğim şey. Yani şey işte her hadisin bir muhtisi vardır. Büyük öncülüğü üzerine kurulan şeye, delile işte o hudus delili oluyor. Ama bu işte tahsis üzerine kurulan şeye, kurulan delile ise işte buna da tahsis delili diyorlar. Şimdi normalde her iki delil de alemin hadis olduğundan ortaya çıkıyor. Yani şey yapıyor. Alemin hadis olduğundan hareket ediyor. Alem hadistir diyor. İşte her hadisin biri bir muhtisi vardır diyor. Ve her hadis varlığın bir muhassisi vardır diyor. İşte biri orada illet malul ilişkisini ön plana çıkarıyor. Yani işte hudus delilinde o. Bunda ise işte bir tahsisi ortaya çıkarıyor. Buna da tahsis delili deniyor. Şimdi ama her ikisi de alemin hadis olduğundan hareket ettiği için bu her ikisine hudus delili de denilebilir. Bir tanesi hudus delilini işte illet malul ilişkisinden, sebep sonuç ilişkisinden hareketle takrir ediyordur. Bir tanesi de bu tahsisten hareketle takrir ediyor olabilir. Yani iki şekilde de şey var. Hudus delilinin iki farklı takriri de olabilir. Ya da birincisi hudus delili, diğerine tahsis delili de denilebilir. Burada kelamcılar, yani ilk dönemde de var. Bakıllani'de, Cüveyni'de falan var bu ihtisas delili dediğimiz. Yani onların eserlerine bakarsanız orada da görürsünüz. Burada da açık bir şekilde söylemese de müellif Nesefi Hazretleri sanki her ikisini de böyle iç içe geçirmiş bir şekilde. Hem filozofların imkan kavramını kullanıyor. Şurada işte olduğu gibi üstte de bahsettik. Hem burada şey yaptı, dedi ki felem yekun ihtisasu bil vücud, yani o mümkün varlığın varlığa ihtisası mahsus olması illa bir tahsisi muhassisin, bir muhassisin tahsisiyledir derken tahsis deliline işaret etti. Ve lihâzâ la yesbutu binâ bidûni bâni derken de sanki yani biraz böyle kopukluklar var sanki şeyde, cümlelerde. Burası da sanki o birinci kısımda bahsettiğim hudus deliline işaret ediyor gibi.
Bundan dolayı da sanki sonuç olarak fela, yani dolayısıyla diyor fela bu de bir muhtisin ahdesehu, yani onu var eden bir muhtis olması gerekiyor ve hassahu bil vücut, onu varlığa mahsus kılan bir muhtise ihtiyaç vardır derken sanki iki delili de böyle toplamaya çalışmış gibi ben anladım buradan. Böyle bir tercihi de var şeyin neydi müellifin. Bu da geçiş dönemi olması hesabıyla ya da işte şey bu eser biraz da muhtasar bir metin olduğu için bu şekilde yapmış olabilir. Ama normalde Bakırlani'nin eserine, Temhidine, ondan sonra İnsaf ismindeki eserine bakarsanız bu iki delili hudus ve ihtisas delilini ayrı ayrı zikrediyor. Yani ayrı ayrı delil olarak görüyor onları. Tabi kelamcılarda dediğimiz gibi imkan delili şeyden hareket ediyor. İmkan delili normalde geçen derste bahsettiğim üzere varlık kavramı üzerinden hareket ediyor. Yani işte nesneler biz hareketi görüyoruz, sükunu görüyoruz, cevheri görüyoruz, arazi görüyoruz şeklinde bir hareket noktası olmadığı için o farklı bir delil. Daha kelamcıların dilinde o delil tam olarak oturmuş değil. Kavram olarak muhtesi yani hadis varlığı mümkün varlık şeklinde tanımlama yerleşmiş durumda. İşte Allah'a vacibül vücut deme şeyi var. O da o kavram da gelmiş durumda kelamcının terminolojisine. Ama bir bütün olarak imkan delili halen daha kelamın girmiş değil. Zaten kelamda imkan kavramının yani felsefi anlamıyla imkan kavramının kullanımı cüveyniyle başlatılır. Yani cüveyni Kitab-ı Nizamiye o Nizamiye eserinde cevaz kavramını imkan anlamında ilk defa kullanır. Yani o bir ilktir. İşte müellif hazretleri de muhtemelen zaten Cüveyni'nin eserlerinden haberdar mı? Emin değilim ama Bakırlani'nin eserlerinden haberdar, atıf yapıyor. Cüveyni'ye de atıf yapıyordur belki. Bu şekilde bir kelamda gelişimi de bu metin esnasında, arasında, satır aralarında görülüyor yani. O işte kelamdan felsefeye geçiş döneminin eseri olması benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde görülüyor. Bir bütün olarak imkan delili yok ama imkan kavramı, cevaz kavramı üzerinden var. İşte Allah'a vacibül vücut deme, zorunlu varlık deme var, mümkün varlık tanımı var. Ama imkan delili bir bütün olarak yok. Zaten şey bitiyor. Burada artık ispat vacip bitti. Bundan sonra işte sıfatların ispatı, farklı düşünen mezheplere reddiye ve diğer kelam konuları bundan sonra gelecek. Bundan sonraki derslerimiz daha kolay olacak. Çok daha teknik bilgiler olmadığı için, müellif de zaten uzun uzun açıkladığı için daha kolay olacağı benziyor. Diyelim dersimiz burada bitiyor. Varsa sorusu olan sorabilir. Sorusu olan. Yok.